Çin aşısının Türkiye'de yürütülen faz 3 çalışması denenmeye devam ediyor. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'a yapıldı. Aşı güvenli bir şekilde sonuçlanır ve dünya bu illetten kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla bugüne kadar ki bilgilerden ya korona olacağız ya aşı, öyle gözüküyor. İnşallah aşıyla bu beladan kurtulacağız. Dünyayı etkisi altına alan virüsü yok etmek için çalışmalar sürüyor. Bu mücadele için üretilen aşı Türkiye'nin birçok sağlık kuruluşunda deneniyor. Çin aşısının Türkiye'de yürütülen faz 3 çalışması sağlık çalışanları üzerinde denenmeye devam ediyor. 700 merkez arasında olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de aşılama başladı. İlk aşı uygulaması Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'a yapıldı. Dünyada faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen güvenli de birkaç firmanın aşısı şu an gündemde. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Çin'in faz 3 aşısına girmeyi kafamıza koyduk ve faz 3 aşısına girdik. Akdeniz Üniversitesi olarak bu aşı çalışmasına girmekten gururluyuz, mutluyuz. Rektör hocamızın öncülüğünde girdik biz bu çalışmaya. Ve ilk aşıyı da kendisi olacak. Ona uygulayacağız ilk aşıyı. Şu anda 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşılmış durumda. Şu ana kadar gelen verilerde başhekimimizin de belirttiği gibi ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. İlerleyen günlerde inşallah güzel sonuçları sizlerle de paylaşmış olacağız. Adana'daki Balcalı Hastanesi'nde de Çin aşısı uygulamaya alındı. Şimdiye kadar 450 sağlık çalışanı aşı oldu. Elimizdeki en önemli silahlardan birisi aşıydı. Aşı çalışmalarına nihayet başlandı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi olarak bizler de bu çalışmanın bir ayağı olarak İlk gönüllümüze bugün aşısını gerçekleştirdik.